Herkese merhabalar. Pembe Materyal'im YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir önceki videomda beresini anlattığım modelin şimdi de boyunluk çalışması yapacağım sizlerle beraber. Yine ipim aynı berede olduğu gibi Alize Süperlana Maxi 01 krem koduyla ördüm. Orada da söylediğim gibi sizler lastik kısmını başladıktan sonra bu üst kısmı, zemin kısmı farklı renk tercih edebilirsiniz. Ben aynı renkte kullanmayı tercih ettim. Sizler hem kız bebekleriniz için hem erkek bebekleriniz için istediğiniz renklerde uygulayabilirsiniz. Boyunluğumuza yine dikişsiz bir çalışma yapmak için misin alışışla başlayacağız lastik kısmından. Daha sonra düz ilmeklerle devam edeyim. Sonrasında yine lastik kısmıyla bitireceğiz. Şöyle modelimiz gayet güzel. İlmek sayılarımızı da yaş da 2-6 yaştı bu beremiz. Boyunluğumuzu da o şekilde yaptım. 6 yaştan sonra 4 ilmek modelimiz 4'ün katları olarak kurulduğu için o şekilde yapabilirsiniz. Yani 60 ilmekle kurduysanız 64 ilmek, 64'te kurduysanız 68 ilmek olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Hem yetişkin için de anne kız, baba oğul şeklinde de örebilirsiniz. Gayet güzel ve şık bir boyunluk olacak. Tek farkı burada tekli lastik kullanıyoruz. Bu boyunluğumuzda çiftli lastik kullandık. Daha geniş böyle güzel dursun diye. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak boyunluğumuzun yapımına geçelim. Bir önceki videoda beresini ördüğüm modelin şimdi de boyunluğunu anlatacağım sizlere. Boyunluk için 60 santimlik misin alışış ve 6 numarayla beraber 68 artı 1 ilmek olacak şekilde 69 ilmek şişime attım. Şimdi yuvarlak bir örgü olacağı için bir kesim işlemi yapıp ayrıca birleştirmiş olacağız. Şimdi ipimizi, ilmeklerimizi düz bir şekilde aldık. Sağdaki yerde ipimiz kaldı. Şimdi soldaki şişimizi sağdaki en son ilmeğimizi alıyoruz. Şöyle şu şekilde. Daha sonra soldaki ilmeğimizle beraber ikisini bir alıp düz ilmek örüyoruz ve aynı zamanda kesiyoruz ve birleştiriyoruz. Böylelikle misin alışışta örgümüz birleşmiş oldu. Ve ilk düz ilmeğimizi de bu şekilde ördük. Sonrasında bu bizim başlangıç ilmeğimiz. Araya bu şekilde bir ayraç koyuyoruz. Burası bizim başlangıç noktamız. Sıra sayısını sayacağımız yer. Bir düz ilmek daha örüyoruz. İki düz ilmeğimizi ördük. Sonrasında iki ters ilmek. Daha sonra iki düz ilmek. İki ters ilmek. Şöyle iki ters ilmek. Sonrasında tekrar iki düz ilmek. Boyunluğumuzda iki düz, iki ters olacak şekilde ilmeklerimizi çiftli lastik olacak şekilde örüyoruz. Yani iki düz, iki ters olacak şekilde beremizi bir ters, bir düz örmüştük. Bu modelimizi lastik kısmını iki düz, iki ters olacak şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde iki düz, iki ters olacak şekilde örüyoruz ve başlangıç kısmımıza geliyoruz. Başlangıç noktasına geldim tekrardan.
İlmeklerimizi iki ters ilmekle tamamlamış oldum. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramıza düz ilmeklerle başlamıştık bir önceki sırada. Yine düz ilmek olarak örüyoruz. Yuvarlak misinalı şişimizde düz örgü ve ters örgü diye bir kavram olmuyor. Hep düz taraftan ilmeklerimizi örüyoruz. Hep ön taraftan örgü işlemini ilerletiyoruz. İkinci sıramızda yine aynı iki düz iki ters olacak şekilde ilerletelim. Ben yine belediye olduğu gibi burada da 7 sıra lastik çalışması yapacağım. Sizler yine isterseniz daha büyük istiyorsanız lastik kısmını büyütebilir. Daha kısa istiyorsanız birkaç sıra daha az yaparak sıranızı azaltabilirsiniz. Bu şekilde ikinci sıramı da tamamlıyorum. 2 düz 2 ters olacak şekilde. Daha sonrasında 7 sıra ördükten sonra geliyorum. 7 sıra lastiğimizi örüp gördüğünüz gibi bu şekilde tamamladım. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters olacak şekilde. Ve ilmeklerimizi şu ters bölümden sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve yine başlangıç noktama geldim. Şimdi ilmeklerimi artık düz bir şekilde örüyorum. 68 ilmeğimin tamamını düz bir şekilde örüyorum. Zaten örgümüzün düzünde hep ilerliyoruz. İlmeklerimi düz olarak örüp ilk sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Yine ayracımın olduğu yere kadar geliyorum. Bir sıra düz örgümüzü örüp sıramı tamamladım. Ve yine başlangıç noktama geldim. Şimdi örgümü şöyle bir ters çeviriyoruz. Ayracımız burada. Sonrasında kullanacağımız ipi alıyoruz ve ipimize şu şekilde geçiriyoruz, krem ipimize. Bağlıyoruz. Şöyle hafif, çok sıkılatmadan en uca getiriyoruz. Ben sıra başında takmayı tercih ediyorum. Şöyle sıkılaştırıyoruz iyice. İyice çekiyoruz. Daha sonrasında örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Ayracımızı tekrar takalım. Ve 3 ilmek krem ipimizle düz ilmeğimizi örelim. 3 ilmek düzümüzü ördük. Daha sonra turuncu ipimizi alıyoruz. Ve 1 ilmek düzümü örüyorum. Tekrar şöyle diğer ipimizi, krem ipimizi alıyoruz. 3 ilmek örüyoruz. Tekrar turuncu ipimizi alıyoruz. 1 ilmek örüyoruz. 3 ilmek düzümüzü örüyoruz. Krem ipimizle 1 ilmek turuncu ipimizle ilmeğimizi örüyoruz. Şöyle biraz. Burada iplerimiz karışacak, sürekli olarak döndürmelisiniz, içinden geçirmelisiniz iplerinizi. Şimdi tekrar 3 ilmek krem ipimizle düzümüzü örüyoruz. Sonrasında 1 ilmek turuncu ipimizle düzümüzü örüyoruz.
Sıra sonuna kadar yine başlangıç kısmımıza kadar hem sıranın sonu hem başlangıç kısmımız oluyor. 3 ilmek krem, 1 ilmek turuncu olmak üzere düz ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlayalım. En son 1 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüp tamamladım. 3 ilmek krem, 1 ilmek turuncu olmak üzere. Ve sonda 1 ilmeğim kaldı. Oradaki ilmeğimi de yine turuncu olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Daha sonra ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Tekrar bir sıraya geçeceğiz. İlmeklerimi yine düz örgü olarak örüyorum. Krem ipimizi alıyoruz. Turuncu ipimizi başlangıç noktasında bırakıyoruz. Ve 3 sıra düz ilmeklerimi örüyoruz. Şimdi bu sırayı da öreyim. Başlangıç noktasına tekrardan gelelim. Başlangıç noktasındaki turuncu ipimizi dip tarafta bırakmayacağız. Her bir üst sıraya geçişte turuncu ipimizi de krem ipimizle beraber yürütelim ki dipte kalıp da çok çirkin bir görüntü olmasın. Hemen bu sırayı tamamlayayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde minik kalplerimiz oluşuyor. Tekrar başlangıç noktasına geldim. Şimdi burada turuncu ipimiz bizim ilk sıramızda kaldı. Şimdi bunu yukarıya doğru aynı zamanda krem ipimizle beraber yürütüyoruz. Şimdi ipimizi yukarı alıyoruz. Şöyle. Daha sonra buradaki ipimizi de şöyle alıp yani böyle yukarı doğru onu tekrar geçirmiş oluyoruz. Ve şöyle örmeye devam ediyoruz. İlk sıramızı zaten örmüştük. İkinci sıramızı da yine krem ipimizle beraber örmeye devam ediyoruz. Ve toplamda turuncu ipimizle yaptığımız sıramızdan sonra 3 sıra örüp diğer kalp sırası için geliyoruz. Turuncu ipimizle ördüğümüz sıradan sonra sıramızı şöyle devam ettiriyoruz. Şimdi yine ayracımızı bu tarafa alıyoruz. 3 sıra düz sıramızı ördük. Şimdi 2 kalp ilmeğin şu 2 kalp ilmeğin ortasına ilmeğimiz gelecek şekilde ilmeklerimizi ayarlıyoruz. Şimdi ilk ilmeğimi yine krem ipimizle örüyorum. Daha sonra ikisinin ortasına gelmesi için şu ilmeğimi yine turuncu örüyorum. Turuncu ipimizle. Yani bir ilmek düzümüzü ördük. Krem ipimizle bir ilmek turuncumuzu ördük. Sonra tekrar 3 ilmek örüyoruz. Krem ipimizle. Tekrar 1 ilmek turuncuyla örüyoruz. 3 ilmek kremle örüyoruz. Sonrasında turuncu ipimizle tekrar 1 ilmek örüyoruz. Krem ipimizle 3 ilmek örüyoruz. Tekrar 1 ilmek turuncu ve 3 ilmek krem olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüz bu turuncu kısmı yaptıktan sonra da 3 sıra daha düz örgümüzü öreceğiz. Sonrasında burada ilk sırada başlangıç kısmımızı 3 ilmek kremden sonra turuncumuzu yapmıştık.
İkinci sırada işe ise şu sırada ise bir ilmek düzümüzü ördükten sonra yapmıştık. Yine üçüncü kalp sıramıza geldiğimizde yine üç ilmekten sonra. Dördüncü kalp sıramıza geldiğimizde yine bir ilmekten sonra yapacağız. Yani sürekli bu kalp sıraları yani şu bir ilmek turuncuları ördükçe birinci ve ikinci ördüğümüz sıraların tekrarını yapacağız. Sadece başlangıç kısmımızda. Daha sonrasında yine aralar 3 ilmek krem düz, 1 ilmek turuncu düz şeklinde örüp boyunluğumuzu da bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi ben yeteri kadar düz örgümü öreceğim. Sonrasında tekrar lastik örgüm için geleceğim ve o arada kaç sıra ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Boyunluğumuzu lastik kısmından sonra bir düz sıra yapıp daha sonra turuncu ilmeklerimizi yapmaya başladık. Her üst sırada bir ilmeklerimizi 3 ilmek düz ördükten sonra yaptık ve minik kalpler oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet kalp yapmış olduk. En sonki kalp çalışmamızdan sonra bir sıra düz örgü ördüm. Şimdi boyunluğumuz için yeterli derecede örmüş oldum. Şimdi lastik kısmına geçeceğim. Örgümüzün lastik kısmında yine başlangıç noktasına geldim. Bu arada turuncu ipimizle işimiz bittiği için onu kesiyoruz. Şöyle biraz uzunca keselim. Daha sonra düğüm çalışması yapacağız. Sabitleyeceğiz. Şimdi İki düz ilmek, iki ters ilmek, iki düz, iki ters, iki düz ve iki ters olmak üzere sıramı İkili lastik olacak şekilde aynı dipteki gibi başlangıç noktasındaki gibi devam ettiriyorum. Bu şekilde ilk sıramızı iki düz, iki ters olacak şekilde tamamlıyoruz. İlmeklerimizi iki düz, iki ters olacak şekilde ördüm. Ayracımı diğer tarafa aldım. İpimi diğer yöne geçirdim. İki ters ilmekle bitirmiştim. İki düz ilmekle devam ediyorum. Yine düzün üstüne düz, tersin üstüne ters, ilmeklerimi ne şekilde görüyorsam o şekilde örmeye devam ediyorum. Bu şekilde başlangıç kısmında olduğu gibi burada da 7 sıra olacak şekilde boyunluğumuzu örüp tamamlayacağız. 7 sıramızı tamamlayalım. Daha sonra kesim çalışması için gelelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Boyunluğumuzun lastik kısmı için 7 sıramı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve başlangıç noktasına geldim. Şimdi ayracımı çıkartayım. Artık kesim çalışmama başlayacağım. Bir ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek daha örüyorum. Örerek kesme tekniğiyle beraber arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Daha sonra ipi öne alıyorum. İlmeğimiz ters. Ters şekilde örüyorum. Şöyle yapalım. Tekrar arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Tekrar bir ters ilmek örüyorum. Kesiyoruz. Düz ilmek örüyorum. Kesiyoruz. Bir düz ilmek daha örüp kesiyoruz. Hem ilmeklerimizi yönüne göre örüyoruz. Hem de kesim işlemimizi
yapıyoruz. Şöyle. Sıra sonuna kadar bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatacağız. Öyle kesme tekniğiyle daha düzgün bir kesim çalışması yapmış olacağız. Şimdi kesim çalışmamızı yapalım, bitirelim. Yine boyunluğumuzun son halini size nasıl olduğunu göstereyim. Boyunluğumuz bitti. Kesim işlemimizi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi gayet güzel ve şık oldu. Sizler de rahatlıkla örebilirsiniz. İstediğiniz renklerde kombin yapabilirsiniz. İsterseniz bu aradaki renkleri de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Çeşit çeşit. Hatta şu lastik kısmından sonra zemin rengini bile değiştirebilirsiniz. Bu şekilde boyunluğumuzu da bitirmiş olduk. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.